Binalarında izleyicilerimiz hangi kusurları görüyorsa mutlaka bir uzman görüşü alsınlar. Eğer ki çok eskiyse binamız, betonu çok kötüyse bence yıkın. Bütün binalara deprem izolasyonu uygulamak istiyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Bu her binaya uygulanamıyor mu? İstanbul gibi bazı şehirlerdeki sıkıntımız, bitişik nizam binalara uygulayamıyoruz. Çünkü binamız... Benim binamın döşemesi diğer binanın kolona denk geliyorsa, benim binam o kolona çarptığı anda o kolonu kırıyor. Bitişik nizam binalarda mesela köşe binalar çok risklidir. Domino etkisi dediğimiz bir etki var. Sizce İstanbul'da yıkılmaya namzet kaç bina var? Ben şu anda etrafta dolaştığım zaman bile ayakta nasıl durduğuna hayret ettiğim binalar var. Binalarında izleyicilerimiz hangi emareleri görüyorsa, hangi çatlakları, hangi kusurları görüyorsa mutlaka bir uzman görüşü alsınlar. Korozyon en büyük sıkıntımız. Orada o beton örtüsünü kaldığınız zaman, baktığınız zaman betonun içinde deniz kabuğu görüyorsanız zaten acil yani bir şey yapılması lazım binaya. Bu giriş kat yüksekliklerimiz normal katlardan daha fazlaysa öyle. Giriş katta dükkan açarken kolon kesmeden hiç bahsetmiyorum. Ama duvarlar, hiçbir duvar yok. Bölme duvar. Bölme duvarlar çünkü depremde bir süre çalışıyorlar. Taşıyıcılar. Yapabilir, tabii. Şimdi üst katlarınızda odalar hep bölme duvarlarla bölünmüş. Alt katta hiçbir şey yok. Burada gene bahsettiğimiz zayıf kat meydana geliyor. Kısa kolon dediğimiz olaylar var. Kısa kolon nedir? Bant pencereler oluyor. Mesela bodrum katınız var. Bodrum katınızda belli bir yere kadar toprak var. Sonra içeriye ışık girsin diye pencere bırakılmış. Evet. Ve kolonun ucuna kadar gelmiş. O kolon orada ufacık bir parça olarak kalmış. Aslında hesap yaparken onu tam boy sanki temele kadar hesap yapıyor mühendisler. Ama aslında yandan tutulu olduğu için bu kolonlar ufacık parçadan hasar görüyor. Ve kesme hasar dediğimiz böyle çarpı şeklinde hasarlar görüyoruz depremde. Her binaya her güçlendirme yöntemi uygun değildir. Benim uzmanlığım deprem izolasyonu mesela bir başka uzmanlığım. Bütün binalara deprem izolasyonu uygulamak istiyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Örneğin kolon zayıfsa kolon mu güçlendirilecek? Evet. Zemin zayıfsa zemin İşte mi güçlendirilecek? İşte biraz önce bahsettiğim gibi binanın en büyük zayıflığı çok fazla depremde deplasman yapmasıysa binayı rigidleştirmemiz lazım. Binaya belki perdeler eklememiz lazım. Betonarme perdeler eklememiz lazım. Veya korozyon varsa ne yapacağız? Bir kere öncelikle etraftaki suyu uzaklaştıracağız. Drenaj yapacağız ki o su uzaklaşsın. Sonra ne yapacağız? Demirlerimiz paslandıysa yeni filizler ekeceğiz. Demirler ekeceğiz. Ve tekrardan o kolonlarımızı manto dediğimiz yeni beton örtüyle kaplayacağız. Çok özür dilerim. Bu Twitter'da bazı fotoğraflar dolaşıyordu. Görmüşsünüzdür siz de belki. Kolonun içinden su tesisatını geçirmişler mesela. Yani bunlar da cinayet gerçekten. Cinayet aynı. Yani kolon kesmekten çok bir farkı yok. Yani o kolon yüksek basınca dayanacak. Üzerine belki 15 kat var. Çok yüksek. 1500 ton var. 2000 ton var. 2000 tane araba var demek bunun üzerinde. Tabii. Ya bu yük altında siz oraya bir delik açtığınız zaman tabii taşıyamaz. Bizim paspayı sıyırması dediğimiz bir sistemimiz var. Kolonların alt ucundan çoğunlukla beton örtüsü kaldırılarak demirin durumuna bakıyoruz. Hem projesine uygun sayıda demir kullanılmış mı? Çapı kullanılmış mı? Bir de korozyon var mı yok mu? Yani donatıda bir paslanma var mı yok mu? Aynı zamanda doğru bindirme yapılmış mı? Yani alttan bir demir geliyor, üstten bir demir geliyor. Bunlar yan yana. Bunlar çok kısa bağlandıysa sıyrılabiliyor. Veya düz demir mi kullanılmış, nervürlü demir mi kullanılmış? Bunu kontrol etmemiz için bizim o sıyırmayı yapmamız lazım. Pratik mi peki ona dönecek olursak? Yani dediğim gibi sanki çok kolay, çok pratik, içinde yaşamaya devam ederken hani bir ara çok popüler bu mantolama sistemleri. Evet, evet. Onun gibi bir şey canlanıyor insanların gözünde ama farklı yöntemler var. Yani bunların çok pratik olmayanları da var. İşte biraz az önce bahsettiğim şeyler pratik değil. Yani temeliniz mesela tekil temelse biz onları radyo temele çeviriyoruz. İşte perde ekliyoruz. İşte kolonlarımıza manto yapıyoruz. Bunlar binanın boşaltılmasını gerektiren şeyler. Belki ne kadar sürüyor? Binanın büyüklüğüne göre değişiyor ama minimumda 6 ay sürüyor. Minimumda. Yine bir taşınma süreci. Tabii taşınma süreci. Taşınma süreci. Netmişler. Çünkü duvarlarınız yıkılıyor. Evinizi tekrardan renove etmeniz gerekiyor. Bunun uygulamaları var. Ama şunu sorabilir insanlar. Ben bunu yaptıktan sonra binam yeniden yapılmış bina kadar aynı performansı gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Biz güçlendirdiğimiz zaman... Maliyet olarak yeniden yapım maliyetinin biz zaten %30'unu %40'ını geçiyorsa diyoruz ki bu binayı yıkın yeniden yapın. Çok uygun değmiyor. Ama genel olarak %15, %20 civarında bir maliyetle böyle temelinizden en üst kata kadar güçlendirme yapabilirsiniz. Yaş sınırı var mı böyle bir güçlendirme için? Mesela 99 depreminden önce yapılmışsa o bina böyle bir güçlendirmeye gerek var mı? Değer mi yoksa? Beton çok kötüyse gerçekten böyle dokunduğunuz anda un ufak oluyorsa zaten karot da alamıyoruz o zaman. Eğer ki çok eskiyse binanız, betonu çok kötüyse
bence yıkılıp yeniden yapılsın. Çok daha iyi olur. Ama evet, yok binamız biraz iyi gözüküyor. Yani betonu da fena değil. Bir mühendislik de görmüş gibi. Güçlendirerek binayı yeni yapılan bir binayla aynı performansa getirebilirsiniz. Tabii ki de mimari bazı sıkıntılar yaşayacaklardır zamanla. Yaşlı bir insanı estetik ameliyat yaparak birazcık daha gençleştiriyorsunuz. Mesela metrekare kaybı mı olur? Ne olur? Yani metrekare orada kaybı olur. Hı. Duvarlarınızı beton duvarla çeviriyorsunuz. Veya normalde duvar olmayan bir yere bir duvar koymakta kalıyorsunuz. Aha. İşte kolonlarınız normalde örnek veriyorum 30'a 30, 30 santim, 30 santim, 30 santime 40 santim iken büyüyor. Etrafında 15-20 santim genişlemeler oluyor. Eviniz küçülebilir yani. Evet, eviniz küçülebilir. Veya öyle yerlere perde koymak durumunda kalıyoruz ki bazen dış cepheye koysak çok daha faydalı oluyor. İşte mesela aha, pencereleriniz küçülebiliyor. Ha. Pencere boşlukları gene bırakabiliyoruz ama pencereleriniz küçülebiliyor. Bazen işte binalar yıkıldığı zaman daireler normalde 200 metrekare dairede oturan bir anda 100 metrekareye düşüyor. Evet. Veya daha da tek bir artı bir daireye dönmeye başlıyor. Böyle durumlarda güçlendirme uygulayabilirsiniz. Deprem izolasyonu ve sismik izolatör. Evet. Nedir? Nasıl kullanılmalıdır? Her bina için bir çözüm müdür? Evet. Deprem çok yüksek frekanslı bir hareket. Şimdi bu mesela kauçuk izolatör, aha, elastomer izolatör. Şu siyah siyah gördüğümüz yerler hep kauçuk, hı hı, katmanları. Hı hı. Bunlar yatay elastikiyeti veriyor. Hı hı. Bunun üzerinde deprem olduğu zaman binamız 50 santim, 60 santim her yöne, 360 derece her yöne hareket edebiliyor. Arada gördüğümüz bu gri renkli metaller, aha, bunlar da düşericiliği sağlıyor. Yani bu deplasman yaptığı zaman 50 santim, 60 santim, hı hı, üzerinden de bina bindiği zaman bunun göçmemesini sağlıyor. Bu da sürtünme esaslı bir cihaz. Bundan da nedir olay? Bunda da iki tane plaka var. Arada da bir tane parça var. Esas olayımız bu. Bizim esas olayımız bu. Bunun üzerinde bir kayıcı malzeme var. Hı hı. Bu kayıcı malzeme bu paslanmaz çelik yüzey üzerinde hareket ederken sürtünmeden dolayı bir enerji sönümlüyor. Ve aynı zamanda da binamızın depremden daha az hasar almasına. Bu nasıl hareket ediyor? Bu da şu şekilde alt plaka ile üst plaka birbirine göreli olarak şu şekilde kayıyor aradaki malzemeyle. Bu da bu şekilde enerji sönümlüyor. Bu her binaya uygulanamıyor mu yani? İstanbul gibi bazı şehirlerdeki sıkıntımız bitişik nizam binaları uygulayamıyoruz. Çünkü binamız her yöne hareket etmek durumunda. Evet. O hareket boşluğunu bırakmazsanız olmaz. Onun dışında yüksek binaları uygulayamıyoruz. 10 kat ve üzeri binalar, 10 kattan sonraki binalara çok tavsiye etmiyoruz. Neden? Normal bir geleneksel binada bu süre örnek veriyorum 1 saniyedir. 1 saniyede binanız bir o yöne gider, bir öbür yöne gider, olduğu yere geri gelir. Ama çok uzun bir binada tabii ki. Çok uzun binada bu 3 saniyeler, 4 saniyelere gider. Bu zaten o civarlara çıkartıyor sistemi. Dolayısıyla evet, çok bir fayda elde edemiyorsunuz. Evet, artı evet, sürtünmeli esaslı olan da bunu kaldırdığınız zaman bu ayrılır. Arada hiçbir bağlantı yoktur. Yüksek bir binada devrilme hareketi olabilir. Bir bakıma o bakımdan daha iyidir ama bunda da kauçuk gene o deplasmanı yapıp çekme anına geldiği zaman yine yırtılmalar olabiliyor. Evet. Dolayısıyla yüksek binalara çok önermiyoruz. Bununla ilgili çok talep geliyor. Özellikle yeni binalarda İstanbul'un çeşitli yerlerinde 15-16 katlı binalara evet, uygulamak evet, istiyorlar. Tavsiye etmiyoruz. Şu bitişik nizamla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Maalesef bir çıkma kat bizim çok evet, büyük bir yapı sorunumuz. İki bu bitişik nizam. Evet. Büyük bir depremde bu bitişik nizam binalardan bir tanesinin çürük olması hepsini tehlikeye atıyor mu? Hepsini tehlikeye atacağını zannetmiyorum. Bina çünkü total göçme yapabilir. Yani diğer binaları çok fazla etkilemeyebilir. Şimdi bitişik nizam Türkiye'de yanlış uygulanıyor. Ben Japonya'ya da gittim. Japonya'da da bitişik nizam binaları gördüm. Japonların bitişik nizamdan anladığı araya iki tane klima ünitesi sığabiliyor. Yani en azından 50 santim boşluk oluyor. Bitişik nizam dedikleri onların o. Bizde ne oluyor? Bazen öyle görüyoruz ki bizim binanın duvarlarını ortak kullanıyorlar. Yan binayla diğer bina. İnanılmaz. Yani arada boşluk yok. Sıkıntı bizim çekişleme dediğimiz etki. Özellikle yokuş olan bölgelerde daha büyük, hı-hı, sıkıntı. Bu araya yeterli boşluğu bırakmazsanız binalar titreşiyorlar ve birbirlerine çarpıyorlar. Eğer ki sizin binanızın üzerine bastığınız döşemenin seviyesi diğer binanın döşemesinin seviyesindeyse çok büyük sıkıntı yok. Gene sıkıntı, aha, ama çok büyük, aha, sıkıntı yok. Çünkü bunlar yatayda çok rijitler ve birbirlerine, aha, çarptıkları zaman evet, oralarda hasar alır ama enerjiyi bir miktar sönümlerler. Ama benim binamın döşemesi diğer binanın kolona denk geliyorsa benim binam o kolona çarptığı anda o kolonu kırıyor. Ve böyle total geçmeler görebiliyoruz. Yani özellikle yokuş, evet, mesela yokuş eğimli arazilerde evet, bu şeyleri çok görüyoruz. Bunlar evet, denk getirilmiyor. Herkes kendi binasını hesaplıyor. Cihangir, Tarlabaşı tarafında hep yani vardır böyle. Semt vererek binalar, insanları evet, korkutmak istemiyorum ama evet. Yani bu, böyle sıkıntılarımız var. Evet. Bitişik nizam binalarda mesela köşe binalar çok risklidir.
domino etkisi dediğimiz bir etki var. Bunu birçok depremde gördük. Şimdi binalar hareket etmeye çalışıyor. Hep birbiriyle böyle çarpa çarpa enerji sömürüyorlar. Ama en son binanın diğer tarafında boşluk var. Boşluk olduğu için o binalar ona çarpıyorlar ve en son binada hasar daha çok görüyoruz. Evet. Mesela bitişik nizam binalarda, yani gene korkutmak istemiyorum ama köşe binalarda oturan insanlarımızın biraz dikkatli olması lazım. Biz her binayı deprem güçlendirmesinde deprem izolasyonu konulmasını yine önermiyoruz. Evet, bilinen en güvenli teknolojilerden bir tanesi ama her binaya uygun değil. Örnek verdiğim gibi bitişik nizam binalara uygun değil. Bir de çok zahmetli bir iş. Kolonlarımızı askıya alıyoruz, hidrolik krikolarla kaldırıyoruz, yani üzerindeki yükü boşaltıyoruz. Arayı kesip bu izolatörlerden yerleştiriyoruz. Çok gerçekten Lego gibi bir şey sanki. Bu çalışmaları Lego biz bodrum katta yapıyoruz. Bodrum katsız binalarda zaten çok mümkün değil. Bodrum katta yapıyoruz. Binanın bir kere strüktürünün uygun olması lazım. Çok eski binalarda, zaten beton kalitesi kötü olan binalarda kesinlikle kabul etmiyoruz. Eli yüzü düzgün, 2000'li yıllardan sonra yapılmış binalarda böyle bir iyileştirmeye gidebiliyoruz. Çok perdeli binalarda gene sıkıntımız oluyor. Perde duvar olan binalarda gene sıkıntımız oluyor. Biz bodrum katta çalışıp üst katlara dokunmak istemiyoruz. Bunun yani, örnekleri var. Mesela Kadıköy. Evet. Yani. Kadıköy'de Moda'da bir tane apartman vardır. Denize sıfır. Mesela onun bodrum katında bu çalışma yapılmış, izolatör yerleştirilmiş. Üst katlarda hiçbir şey yapılmamıştır. Bu tarz bir güçlendirme uygulanabiliyor ama binanın uygun olması. Şöyle bir soru geliyor bize. Ben bunu uyguladığım zaman dairemi boşaltmak zorunda değil miyim? Maalesef yasalar gereği, iş güvenliği yasaları gereği siz daireyi boşaltmak durumundasınız. Zaten böyle bir kesme süreci varsa nasıl oturabilirler yani ki? Yani şey diyoruz, dairenizi boşaltın, içindeki eşyalar kalabilir. Yani bir sene mi sürecek işlem veya 6 ay mı sürecek? Siz olmayın. Siz olmayın, eşyalarınız kalsın, biz işlemi bitirdikten sonra siz girin. Evet. Ve böyle yaptığınız zaman binayı, izolatörle güçlendirdiğiniz zaman sıfır yapılmış yeni binadan daha güvenli hale geliyor. Ama yine söylüyorum, her binaya uygun değil. Sizce İstanbul'da yıkılmaya namzet kaç bina var? 90 bin civarı mesela çok riskli bina söyleniyordu. 90 bin binada her apartmanda 10 kişi olsa 1 milyon. Zaten 1 milyon maalesef kaybımız olacak demektir. Ama sayı konusunda çok bilgili değilim. Yani yanlış bilgi vermeyeyim ama ben şu anda etrafta dolaştığım zaman bile ayakta nasıl durduğuna hayret ettiğim binalar var.